Selam arkadaşlar. 7. sınıf çanta yayınları etkinlikli soru bankasında çember konusuyla dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet, 14. soruyla dersime devam ediyorum. Evet, 14. soruda ne veriyor arkadaşlar? Bakalım bir. 10 merkez çemberde AOC yayı, AOC açısının ölçüsü arkadaşlar 72 derece ve çemberin yarıçapı 15 santimetre olduğuna göre ABC yayının uzunluğu kaç santimetredir diye sordu ve soru işaretini yazdı. Arkadaşlar yay uzunluğu için formülüm neydi? 2 çarpı pi çarpı r açı bölü 360'tı arkadaşlar. O halde ben bildiklerimi yerine yazayım. 2 çarpı pi'yi 3 al dedi. 3 çarpı yarıçap 15. Evet, açımız 72 bölü 360. Şöyle 72 ile 360 sadeleştirecek olursam 1 bölü 5'tir arkadaşım. Evet, 15 ile 5'i sadeleştirebiliriz bakın. 3 kaldı. 5'e böldüm. 1 kaldı. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18 santimetre olur. Yay uzunluğu diyorum arkadaşlar. Bakın şöyle 18 santimetreyi aynen yerine yazarak da göstermiş olalım. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 15'in soruya baktığım zaman 10 merkez çemberde AOC açısı 150 derece ve çemberin çapı yarıçapı 15 santimetre ise buna göre ABC yayının uzunluğunu, evet bakın arkadaşlar benden burayı istiyor. Evet, formülümüz arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı r çarpı açı bölü 360'tı arkadaşım. Evet, bildiklerimizi yerine yazıyorum bakın. Evet, 2 yazdım. Pi'yi 3 al dedi. Yarıçapımız 15. Evet, açımız 150 bölü 360 bana bu yay uzunluğunu verir diyorum. Evet, şöyle sıfırları sadeleştireyim arkadaşım. Evet, 2 kere 3 6. 6'ya böldüm 1. 36'ya 6'ya böldüm 6. Evet, 15 ile 6'yı sadeleştirebiliriz. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 2 arkadaşım. Evet, 15 ile 5 çarpıyorum. 15 çarpı 5 75 bölü 2. İstersek 37,5 olarak sorumuzun cevabını 37,5 olarak aynen yerine yazabiliriz diyorum arkadaşım. 37,5 santimetreyi aynen yerine yazdım. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. O merkezi daire diliminde OA 12 santimetre olduğuna göre AB yay uzunluğu kaç santimetre dedi. Arkadaşlar OA aynı zamanda bizim yarıçapımızdır ve yarıçap 12 santimetreymiş. O halde AB'nin uzunluğunu arkadaşlar bulabilmek için yay uzunluğunu 2 çarpı pi çarpı r çarpı açı bölü 360'tı gençler. Bildiklerimizi yerine yazalım. 2 çarpı pi'yi 3 al dedi. Yarıçap 12. Evet, açımız 80 gençler. 80 bölü 360. Şöyle sıfırlar attım. Evet, 2'ye bölebilirim. Veya 4'e böleyim arkadaşlar. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 9. Evet, şu 9'da 3'ü sadeleştireyim. 1, 3. Şöyle yapalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 12, 48. 48 bölü 3 kaldı. 48'i 3'e bölersek de 16 santimetre olur. Evet, 16 santimetre sorumuzun cevabı olur diyorum. Ve aynen yerine 16 santimetreyi yazıyorum gençler. Evet arkadaşlar, buradan itibaren ne yapmam gerekiyor? Bir sonraki soruya geçiş yapıyorum. 17. soruya bakalım. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Bakın burada dikkat edelim. Benden nereyi istiyor ve ne verdi? Yandaki O merkez daire diliminde OA yani yarıçap arkadaşlar 10 santimetre yazmış yerine. AOC açısı 60 derece. Buna göre ABC yayının uzunluğu kaç santimetredir dedi. Arkadaşlar ABC yayı bakın merkez açının diğer tarafında kalan parça. O halde şunu yapabilirim. Arkadaşlar 360'dan 60'ı çıkaracak olursam ABC yayının arkadaşlar merkez açısını 300 derece olarak görürüm bakın. Şurası 300 derecedir diyorum. Şimdi bu 300 derece üzerinden bildiğimiz yay uzunluğu formülüne bakıyorum. ABC yayı diyorum. 2 çarpı pi çarpı r çarpı açı bölü 360 derece. 2 çarpı pi'yi 3 aldım. Yarıçapımız 10 arkadaşım.
açı 300 bölü 360 diyorum. Şöyle sadeleştireyim. Bakın 2 kere 3 6. 6'yı böldüm 1. 6'yı böldüm 6. Evet, 36'ya bölebilirim. 1, 5. Sonuç olarak arkadaşlar 10 ve 5 kaldı. 10 çarpı 5 50 santimetre olur. ABC yayının uzunluğunu aynen yukarı 50 santimetre olarak yazıyorum arkadaşım. Bunu arkadaşlar şöyle de düşünebiliriz. Öncelikle çemberin tamamını bulurum arkadaşlar. Tamamı dediğim 360 derecesidir. Yine 300 dereceyi doğru orantı yöntemi kullanarak da yapabiliriz diyelim. Tabi burada arkadaşlar matematik, lütfen arkadaşlar şunu düşünmeyelim. Sadece bu yol doğrudur. Sadece bir tane yol vardır diyemeyiz. 1, 2, 3 istediğimiz kadar yoldan bu soruları çözebileceğimizi söyleyelim. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 10 merkez çemberde AOC açısı 120 derece ve AB yayı 36 santimetre olduğuna göre OA kaç santimetredir dedi. Arkadaşlar OA dediğimiz yarıçaptır. O halde yarıçap arkadaşlar AB yayının uzunluğunu ben 2 çarpı pi çarpı r çarpı açı bölü 360 da buluyordum. Bakın bildiklerimizi yerine yazalım. Bu yay arkadaşlar OC yayı dedi. AB yayı 36 santimetre. Aynen yazdım. 2 çarpı pi 3 al dedi. Yarıçap bilmiyorum. Evet, açımız 120 bölü 360. Şöyle 120 ile 360 sadeleştirsek 1 bölü 3 olur. 3'ler birbirini götürdü. Bakın arkadaşlar sağ tarafta 2 çarpı r kaldı. Solda da 36. Evet, yarıçap bulabilmek için 36'yı 2'ye bölerim. Ve 18 santimetredir yarıçap uzunluğu diyorum arkadaşlar. Aynı zamanda OA'nın uzunluğu 18 santimetre olarak yerine yazalım. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, bir tık büyüteyim arkadaşım. 19. soruda O merkezi çeyrek daire diliminde OA 12 santimetre. Hemen yerine yazalım. Yani yarıçapımız 12 santimetre. Olduğuna göre bu daire diliminin çevre uzunluğunu bulunuz diyor arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen dikkat. Çevre uzunluğu dediğimiz sadece yay uzunluğu değil arkadaşım. Aynı zamanda AO ile OB de bu şeklin çevresidir diyorum. O halde öncelikle AB yayını bulacak olursam. AB yayının uzunluğu dikkat ederseniz çeyrek daire dedi. O halde arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı r'yi çeyrek dediği için direkt 4'e bölebilirim. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 12 bölü 4 diyorum. 12 ile 4'ü sadeleştirdim. 3 ve 1 kaldı. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18 santimetre. Bakın şu yay uzunluğu oldu. Ben de sadece yay uzunluğunu istemedi. Çevreyi istedi. O halde çevre diyorum. 18 yay uzunluğu. 12 AO'nun değeri. 12 de OB'nin değeri. Evet, bunların hepsini toplarsam arkadaşlar. 18. 12 daha 30. 12 daha 42 santimetre olur diyorum. Evet, şeklimizin çevresi ve sorumuzun cevabı diyelim gençler. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 20 soruya baktığım zaman O merkez çemberde OC 8 santimetre, ABC 18 santimetre olduğuna göre evet merkez açı kaç derecedir diye sordu. Arkadaşlar bildiklerimi direkt yerine yazıyorum. 18 yay uzunluğu 2 çarpı pi çarpı r'yi biliyorum arkadaşlar. 8 çarpı açıyı sordum. 360 dedim. Evet, buradan arkadaşlar sadeleştirmeleri yapalım. 2 kere 3 6. 6'ya böldüm 1. 360'ı 6'ya böldüm 60. Şöyle temize geçebilirim bakın. 18 eşittir. 8 çarpı açı bölü 60 diyorum. Buradan itibaren içler dışlar çarpımı yapalım. 8 çarpı açı arkadaşlar alfa veya 18 çarpı 60 diyorum. Evet, her iki tarafı 8'e bölelim. 18'e 8 sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm arkadaşım 4. 60'ı 4'e böldüm 15. Evet, açı arkadaşlar 15 ile 9 çarparsam 135 derece olur. Açının ölçüsü diyorum. Evet arkadaşlar, sorumuzun cevabını aynen yerine yazarak da 135 dereceyi gösterelim diyorum. Evet, temizleyerek 21. soruya geçiyorum. Evet, 21. soruda çevre uzunluğu 20 santimetre olan çemberde
72 derecelik merkez açının gördüğü yay uzunluğu kaç santimetredir dedi. Arkadaşlar buradan benim yarı çapa falan gitmeme gerek yok. Çevresi 20 santimetre dedi. Ve çemberin tamamını hatırlarsanız 360 derece demiştim. O halde 360 derecesi 20 santimetre ise diyorum. 72 derecesi x'tir diyerek orantı yöntemini kullanalım. Evet, içler dışlar çarpımı yapıyorum gençler. 360 x eşittir 72 çarpı 20. Her iki tarafı 360'a bölelim. Evet, 72 ile 360 sadeleştirecek olursam arkadaşlar. 1 bölü 5 olur. Evet, x'in değeri de 20'yi 5'e bölersem 4 santimetre olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 22. soruya baktığım zaman 60 derecelik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu 30 santimetre ise buna göre arkadaşlar çemberin çevresi. Arkadaşlar çemberin bir parçası 60 derece ve çevresi yani yay uzunluğu 30 santimetre. O halde tamamını istediğine göre ben 360 üzerinden orantı kurarım diyorum bakın. 60 derecesi 30 santimetre ise 360 derecesi x'tir diyorum. Bakın şöyle düşünebilirsiniz. Yarısıdır arkadaşlar. O halde x'i bulabilmek için 360'ı 2'ye bölersem evet 360'ı 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 180 santimetre olur. Evet, çemberin ölçüsü diyorum arkadaşlar. Çemberin çevresinin uzunluğu diyoruz. Evet, temizleyerek 23. soruya geçiyorum. Bir tık büyüttüm. 72 derecelik merkez açısının gördüğü yayın uzunluğu 12 santimetre olan çemberin yarıçap uzunluğu kaçtır diye soruldu arkadaşlar. O halde şöyle yapalım arkadaşlar. Bildiklerimizi yerine yazalım. Şimdi yay uzunluğu 12 santimetre eşittir diyorum. 2 çarpı pi'yi 3 aldım. Yarıçap bilmiyoruz. Çarpı açı bölü 360'tı gençler. Buradan ne yapmam gerekiyor? Bu denklemden arkadaşlar r'yi yalnız bırakarak sonucu bulmam gerekiyor. Bakın şöyle sadeleştireyim. 1 bölü 5 oldu. 2 kere 3 de 6. Temize geçiriyorum. 12 eşittir. 6 çarpı r bölü 5. Evet, gizli paydası 1 var diyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 6 r eşittir 60. Buradan her iki tarafı 6'ya bölersem yarıçapın 10 santimetre olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Evet, sorumuzun cevabı 10 santimetre oldu diyorum. Evet arkadaşlar, bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Kalan soruları bir sonraki derste çözeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.